4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 112 Ata Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları. Ata Yayıncılık Sayfa 112 bir maddeye ısı verilirse, madde ısınmaya başlar ve maddenin sıcaklığı artar. Aynı madde soğuk bir ortama bırakıldığında bir süre sonra ısı kaybeder ve soğumaya başlar. Sıcaklıkları farklı maddeler, yani biri sıcak, diğeri soğuk, iki madde birbirine temas ettiğinde sıcak madde soğuk maddeye ısı verir. Bu olaya ısı alışverişi denir. Isı alışverişi sırasında sıcak maddenin sıcaklığı azalır. Soğuk maddenin sıcaklığı artar. Isı alışverişi maddelerin sıcaklıkları eşitleninceye kadar devam eder. Maddelerin sıcaklıklarını termometre ile ölçerek maddelerin ısınıp soğuduğunu anlayabiliriz. Isındı mı, soğudu mu isimli deneyde sıcak su bulunan beherglastaki suyun sıcaklığının zamanla azaldığını, ısıtılan beherglastaki soğuk suyun sıcaklığının ise zamanla arttığını termometre ile ölçmüştük. Siz de ısınma ve soğumaya günlük hayattan farklı örnekler verebilirsiniz. Uygulayalım herhangi bir maddeye ait birinci ölçüm ve bir süre geçtikten sonra yapılan ikinci ölçüm değerleri aşağıdaki termometreler üzerinde gösterilmiştir. Buna göre termometredeki değerleri örnekteki gibi yorumlayalım. Cevap: hal değişimi ısıtılmakta olan tereyağında nasıl bir hal değişimi gözlenir? Cevap: tereyağı katı halde sıvı hale geçer. Buz kalıbına doldurulan su, buzdolabının buzluğunda bir süre bekletilirse suda nasıl bir değişim gerçekleşir? Cevap: su sıvı halden katı hale geçer. 4. Sınıf Ata Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 112 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.